Bana bak oğlum, ben paramı almasını biliyorum. Ömür hastanesi de gönder, bir daha beni buraya gelmeye mecbur etme, anladın mı? Anladın mı? Cumali'ye gidiyor değil mi? Sen burada kal Mehmet. Acınız şimdi diner. Ay, çok acıyor. Bir dakika. Affederseniz, Doktor Kemal Bey'le görüşecektim. Kendisi nerede acaba? Şu odada hanımefendi. Hadi bakalım. Şimdi içeri girelim, hadi. Hadi yavrum, bunu da iç. Ha? Ondan sonra iyileşeceksin. Hoppa! Sonra da seninle futbol oynayacağız. Hadi bakayım. Aferin hadi. Sana erkek dediğim böyle olur işte. Hadi buyurun, çıkın. Hadi çocuk, hadi bakalım. Hadi. Affedersiniz, Doktor Kemal Bey'siniz galiba. Evet, bir şey mi istediniz, buyurun. Jiniko Cumali Bey'i arıyorum. Yerini ancak siz bilirmişsiniz. Dışarıda kafası gözü sarılı, kolları askıda bir takım adamlar varsa, Cumali buradadır. Ne yani? Anlamadım. Yani, estetik ameliyatçıların bir numaralı sevgilisidir Cumali. O kırar bozar, biz yaparız. Gene anlamadım. Zordur onu anlamak. Ben 20 senedir anlayamadım. Doktor Bey, ben size Jiniko Cumali'yi aradığımı söyledim. Lütfen onu bana biraz anlatır mısınız? Merttir, dürüsttür, haksızlığa tahammülü yoktur. Kavgaya, kumara bayılır. Namusu için her şeyi yapar. Ve de çok su içer, bundan fazla bir şey bilmiyorum. Cumali Bey ne zaman gelir acaba? Birazdan gelir. Gelin sizi hastaneyi gezdireyim, vakit geçer. Jiniko Cumali burada mı? Gelmedi. Daha da geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Dur bakalım Jiniko Cumali. Ben Jiniko Cumali değilim. Bugün de herkes onu arıyor. Siz neden Jiniko'yu arıyorsunuz? Doktor Bey'den başkası yerini bilmiyor ki. Demek sen değilsin. Tabii ben değilim. O zaman Jiniko'nun yerini söyle. Hadi bakalım, yürü! Yürü! Çek elini be! Manyak mısınız, nesiniz? Hadi be sizde! Çek elini be! Ulan çekiliyorum sana be! Bırakın beni be! Bırakın lan! Çekilin lan! Bakalım! Ne oluyor orada? Bu da kim? Evet! İşte Jiniko Cumali! Beni mi arıyorsunuz? Evet! Ne yapacaksınız? Geldim işte! Nihayet seni bulduk! Ulan başımız beladan kurtulmayacak mı? Yoksa kumar oynamaya mı geldiniz? Jiniko! Bırak lan! Şimdi hesabın tamam Jiniko! Oh, my God.
Şükür atlattık fırtınayı. Ya kardeşim, hep senin yüzünden başım belalarıma girecek böyle. Dün gece herifleri komalık yapmışsın, hastane dolup taştı ya. Davetsiz belaydı bunlar, ne istediklerini bilmiyorum. Hiçbirini de tanımıyorum. Ah, az kalsın unutuyordum. Bu hanım da seni sormuştu. Bu da davetsiz bir bela herhalde. Ayşe Hanım, Ciniko Cumali. Sizinle görüşmeye geldim Cumali Bey. Buyurun, sizi dinliyorum. Yalnız konuşabilir miyiz? Müsaadenizle. Ben Mustafa Işık'ın kardeşiyim. Ne olur, ben söyleyeceklerimi bitireyim, sonra siz konuşun. Tamam mı Cumali Bey? Abim bana her şeyi anlattı. İki düşman aile olduğumuzu biliyorum. Ama şimdi size ihtiyacımız var, onun için geldim. Abim bir iftira sonucu hapse atıldı. Cinayet ve soygun suçundan mahkemesi yapılıyor şimdi. Aleyhinde karar vereceklerini sanıyorum. Çünkü bütün şahitler korkutulmuş. Abim tüm umutlarını yitirdi. Hem katillik hem hırsızlık suçundan asacaklar onu. Suçsuz yere asacaklar. Bütün bunlardan bana ne? Üstelik Mustafa benim düşmanım. Hayır, yanılıyorsunuz. Ailelerimiz arasındaki düşmanlıkta abimin hiç suçu yok, benim de yok. Eski günlerin acısını neden biz çekelim? Abimin size ihtiyacı var. Mustafa ne kadar güç durumda olursa olsun, düşmanından yardım dilemesi mertliğe yakışmaz. Eğer o düşman gerçekten mert ve erkekse ayıp sayılmaz. Ayıp olan düşmanının bu yardımı reddetmesidir. Hem mert insanlar sözlerinde de dururlar. Ben Mustafa'yı öldürmeye yemin ettim. Öldüreceğim de. Ama önce asılmaktan kurtaracağım onu. Artık bana düşman gözüyle bakma. Ben kimseyi arkadan vurmam. Kardeşin kurtulana kadar dostuz. Siz hayatımda gördüğüm en mert insanmışsınız.